Açlıkla boğulurken öbür taraftan da insanlar lüks yaşıyor. Yani böyle bir adaletsizlik olamaz. Sizce şatafat bir ihtiyaç mı? Kesinlikle ihtiyaç değil. Yani şu çocuğun hakkından alıp istakoz yemek kendilerine ne kadar yakıştırıyorlar bilmiyorum ama kesinlikle ihtiyaç değil. Ya insanlar lükse alıştırıldı aslında, yani kendi lüksüne de değil. Onların lüksüne bizi alıştırdılar. Ya israftan başka bir şey değil. Ya görüyorsunuz herkes aç. Ama onlar istakoz yiyorlar. Yapacak bir şey yok. Ya tabii ki ihtiyaç değil ama özellikle böyle bir dönemde, yani insanlar çok büyük yoksulluk içindeler şu anda yani. Böyle bir dönemde hiç değil yani. Ama görgüsüz olunca insan, yani bence onların görgüsüzlüğünü dışa vurumunu. Halk da buna çok üzülüyor tabii. Ya kendileri bu kadar zor yaşarken onların lüks içinde yaşaması üzüyor yani. Peki şatafatın halka bir faydası var mı? Olur mu? Tam tersi. Mesela ülkede yöneticiler ekonomik yaşasa, ne derler ona, tasarruf etse halk da yapar. Ama sen orada lüks içinde yaşayacaksın. Sonra dönüp insanlara diyeceksin ki tasarruf edin, porsiyonları küçültün. Komik oluyorlar yani. Ama millet uyanıyor, merak etmeyin yani. Bundan sonra boylarının ölçüsünü alıyorlar işte. İstakoz paylaşımı mı? Aymazlık, başka bir şey değil yani. Ne diyeyim ki? Vatandaş bu kadar zor durumdayken bu paylaşımların yapılması nasıl? Kendini bilmezlik. Aslında çok şey demeye de gerek yok. Tek kelime anlatıyoruz. Aymazlık, kendini bilmezlik. Yani ne diyeyim? Bu görüntüde bir halka bir faydası oluyor mu? Uyanmış olanları olur bence. Uyana bir şey yapamayız. Ne diyeyim, ona da bir şey diyemeyeceğim. Yani herkesin yorumu farklı o konuda. Çok yanlış. Türkiye'nin hali belli zaten. İnsanların yaşam standartları belli. Yani insanlar ekmek bulamazken, çöpten ekmek toplarken, pazar artıkları toplarken bunların bu şekilde reklam yapması veya medyaya yansıması veya içlerinden gelerek yapmaları, ya mantığa, akla, her şeye aykırı. İnsanın, vatandaşların aklıyla alay ediyorlar, aşağılıyorlar. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Son dönemde belediyenin fahiş borçları çıktı. Onlar her zaman vardı. Her zaman vardı. İşte CHP ifşa etti. O kadar. Şeyi nasıl yani değerlendiriyorsunuz? Belediyelerdeki lüks banyoları, tutumları. Ya olmayacak şeyler. Onlar işte